kullanımı hızla artıyor. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Aksu ilçesindeki uygulama çiftliğindeki buğday tarlasını bu yıl ilk kez bu sistemle gübreledi. Daha az gübre kullanılan uygulamada yine spektral kameranın aldığı görüntülerle kullanılması gereken gübre yoğunluğu da ayarlanmış oldu. Zira ilaçlamadan sonra sıra gübrelemede. Sağladığı avantajlar nedeniyle dronlar tarım sektöründe de kullanılmaya başlandı. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Aksu Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ndeki buğdaylar bu yıl ilk kez drone ile gübrelendi. Dronların depolarına 20 kilogram katı gübre konuldu ve dronlar buğdayların üzerinden yaklaşık 4 metre yükseklikte hareket etmeye başladılar. Arazinin uygun olmaması nedeniyle çoğunlukla bu gübrelemeler ya eksik yapılır ya da yeterince etkin olmaz. İşte burada dronlar arazinin uygun olmadığı koşullarda bize en büyük avantajı sağlayan uygulama araçları olarak karşımıza çıkıyor. Drone ile gübreleme sisteminde kullanılan gübre miktarı düşüyor, çiftçinin cebinden çıkan para azalıyor. Eski usul gübreleme traktörlerle yapılıyor. Traktörler de yağışlı havada tarlaya girince gördüğünüz gibi o bölgedeki mahsule zarar veriyor. Drone'la yapılan gübrelemede hem ürünler zarar görmüyor hem de dönüm başından alınan ürün miktarı artmış oluyor. Ekinin kuvvetli olan yerine gübre atmıyor. Programlanmış bir şey, güzel bir şey. Zayıf olan yerlerine gübre atıyor. Ayrı bir kar. Drone'un maliyeti yüksek galiba önce. Kendisi 750 bin liraymış. Bir de aküsü çok pahalıymış galiba. Böyle olursa aslan yüzünden pahalı olur gibi geliyor bana. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Erkan, traktörle gübre uygulamasının mümkün olmadığı dönemde drone'un rahatlıkla kullanılabileceğine işaret ediyor. Havaların yağışlı olması nedeniyle arazinin uygun olmadığını gözlemliyoruz ve traktörle uygulama şansımız şu anda mümkün değil. Tavın gelmesi durumunda ise gübreleme uygulamasının zamanı geçmiş olabiliyordu. İşte biz bu durumda arazinin uygun olmadığı koşullarda bile drone ile gübreleme uygulaması yapabileceğiz. Bizim en büyük avantajımız da bu olacak. Peki bu sistemi herkes satın alıp kendisi kullanabiliyor mu? Bu sistemleri kullanabilmek için özellikle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Tarım Bakanlığı'nın ilgili mevzuatlarını okumak gerekiyor. Şu an Türkiye'de bu belgelere sahip, bu yeterliliklere sahip şirketler var. Kendiniz satın almak isterseniz bu belgelere, bu yetkinliklere sahip olmanız gerekiyor. Veya bu belgelere sahip şirketlerden de bu hizmeti alabilirsiniz. Uygulama hakkında Ziraat Fakültesi öğrencilerine de bilgi verildi.